Herkese merhaba, hepiniz Cihat Çafizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle AYT Fizik dersinden bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Ayşen, hava sürtünmelerinin ihmal edildiği bir ortamda, evinin balkonunda duruyorken elinde tuttuğu voleybol topunu yere düşürüyor. Elinde tuttuğunu dediğine göre o zaman ilk hızımız 0 olmalı. Voleybol topu hareketinin son 0,5 saniyesinde 4 metre yol aldığına göre topun yere çarpma hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? G'yi de 10 metre bölü saniye kare alınız demiş. Ayşen topu elinden düşürdüğüne göre topun ilk hızı 0. Top buradan aşağı düşüp gelip şuraya yere ve son hızıyla çarpmakta. Peki bunu yan tarafa alalım şöyle. Mesela ilk hızımız evet 0 topu düşürdüğü için. Top şöyle aşağı doğru hızlanarak gelecek ve yere 1 ve son hızı ile çarpacaktır. Ama şurada 0,5 saniye diyor. Son 0,5 saniyesinde. Son 0,5 saniyeyi şöyle düşünelim. Şurası 0,5 saniye aralığı olsun. Bu aralığın ilk başında bir hızı olmalı. Bu hıza V diyelim. G eşittir 10 metre bölü saniye kare verildiği için her saniye hız 10'ar 10'ar artacaktır. Her saniye hızımız 10 metre bölü saniye kadar artar. Peki 0,5 saniye için 0,5 saniyede her yarım saniyede bir hızla 5 metre bölü saniye kadar yani 10 metre bölü saniyenin yarısı kadar bir artış gösterecek. Hemen buradan bakalım. O halde ilk hızımız 0,5 saniye aralığının başlangıcındaki ilk hızımız ve son hızımız da V artı 5 olmalı. Çünkü 0,5 saniyede 5 metre bölü saniye artıyordu. Peki buradaki ilk hızımızı nasıl bulabiliriz? Onu mu sormuş? Hayır. Topun yere çarpma hızını V artı 5 sormuş. Onu nasıl bulabiliriz? Yolumuz neydi? X evet 4 metreydi. Aldığı yol 4 metre. O halde X eşittir. Ortalama hız çarpı geçen zamandan bulabiliriz. Ortalama hızımız ilk hız artı son hız bölü 2 çarpı geçen zamandı. Evet, sabit ivmeli harekette yani düzgün hızlı harekette x eşittir ortalama hız çarpı zaman formülü kullanılabiliyordu. X'imiz ne? 4 metre. Hemen yerine yazıyorum. İlk hızımız v idi. Son hızımız v artı 5 bölü 2 çarpı geçen zaman ise 0,5. Onun yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Buradan gerekli işlemleri yapalım. 4 eşittir. V ile V'yi toplarsanız 2V artı 5 bölünün altındaki 2 ile 2 çarpınca 4 olduğunu gördünüz. Buradan 4 kere 4 16 eşittir 2V artı 5 oldu. Hemen 5'i diğer tarafa atarsanız 2V eşittir 16 eksi 5'ten 11. Buradan V 11 bölü 2 yani 5,5 metre bölü saniye çıkmadı. Evet, V eşittir 5,5 metre bölü saniyenin seçeneklerde olmadığını görüyorum. Çünkü bu sorulmamıştı ki bu 0,5 saniye aralığındaki ilk hızın değeriydi. Son hızımız ise V artı 5. Bu durumda biz de son hızı bulmalıyız. V son eşittir V artı 5'ti. V'yi zaten 5,5 olarak buldum. Yerine yazınca 5,5 artı 5 buradan 10,5 ya da 10,5 ki bu da 10,5 metre bölü saniye yapacaktır. 10,5 metre bölü saniye olarak bulduğum cevap da D seçeneğinde yer almakta, işaretliyorum hemen. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.